Yepyeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar Roblox'ta Roblox'un sırlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu sırlar nasıl olacak? Hani size şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Hani Roblox'un ilk açılan hesaplardan John Doe vardı. Yani John Doe da Roblox'u hackledi diyorlardı. Bir zaman daha şöyle göstereyim. Hemen şuradan bir John Doe vardı. Bir de kız kardeşimi ne vardı bunun. Şimdi şöyle John Doe'dan falan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk açın ikinci hesap arkadaşlar. Burada delete ediyoruz ama silinmeyen. Ve şu anda admin olan ama 5'den gözükmeyen hesap. Hepsini buradan bugün anlatacağım arkadaşlar. Fakat video başlamadan önce arkadaşlar, video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi başlayalım videomuza. Öncelikle arkadaşlar, bildiğiniz gibi Roblox'ta her yeni bir hesap açtığınızda buraya ekstradan bir sayı eklenir. Yani herkesin böyle bir ID'si vardır arkadaşlar. Kendine özel bir ID'si. Mesela bu benim hesapta da var arkadaşlar. Ben şöyle kendi hesabımı gireyim şöyle profiline. girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şurada bir belli bir sayı yazar arkadaşlar. Bu her hesapta farklıdır. Bunun nedeni her yeni kayıt olan kişinin ekstradan buraya bir eklenmesi. Yani mesela şöyle diyeyim size. Eğer siz yani diyelim ki Roblox'ta ilk hesabı siz açtınız. Açtığınız zaman sizin burada direkt olarak 1 yazacak. Sadece 1 yazacak. Başka bir şey yazmayacak. Böyle. Bir de isminiz profiliniz yazacak. Bakın mesela birinci hesap Roblox'un. Yani ilk açılan hesap Roblox'taki Roblox'un. Twitch hesaplarının hepsini bağlamış durumda. Aynı şöyle bir klasik Roblox. Hepimiz biliyoruz zaten bunu. 6 milyon follower falan sahip. Şimdi şöyle hemen ikinci hesaba geçelim. İkinci hesaba baktığımız zaman. Bir dakika yanlışa girdim. İkinci hesaba baktığımız zaman arkadaşlar direkt John Doe çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani Roblox'u ikinci hesap John Doe. Şimdi şöyle bir kafa şey yaparsak arkadaşlar, yani kafa yorarsak ilk açan hesap Roblox'un. Sonrakinde adminlerin, yöneticilerin veya CEO'ların olması lazım. Fakat burada John Doe'yu görüyoruz. Belki John Doe Roblox'un CEO'su da olabilir. Bunun hakkında teoriler var zaten ve bu da teoriyi büyük ihtimalle doğrulamış olacak. Şöyle devam edelim arkadaşlar hemen şuradan. Hatta bu hesap da gördüğünüz gibi 2006'nın Şubat ayının 27'sinde açılmış arkadaşlar. Yani daha yeni. Yeni ya, şu an değil yani, Roblox'un açıldığı zamana göre yine. Normalde Roblox'a baktığımızda ne zaman açılmış? Şubat'ın 27'siydi, bu kaçı? Mesela şöyle bir bakalım. Bakın bu da Şubat'ın 27'si. Yani açıldığı anda, Roblox açıldığı anda bu iki hesap açılmış. Yani Roblox daha duyurulmamış, hani dünyayı falan tanıtılmamış. Sonra üçüye baktığımızda Jane Doe var. Yani kız kardeşi deniliyor. O da aynı gün açılmış gördüğünüz gibi. Şuradan 4'e baktığımız zaman 4. hesaba. 4. hesap yok. Demek ki ban yemiş. Ya bir şey olmuş arkadaşlar. Hemen şuradan profile geri dönelim. O URL'yi kaybetmeyelim. Hatta şöyle ben burayı kopyalayayım. Lazım olacak. 4'e bakmıştık. 5'e bakacağız. Hemen şuradan bir. 5 de yok. Tamam. 6'ya bakalım. 6 da yok. 7. Bunların neden hiçbiri yok? Ben de tam anlamış değilim. Direkt atladılar mı sayıları onu da bilmiyorum. Ama eline sonuna gelmesi lazım. Şuradan 50 diyelim. Hani böyle tam sayıları söyleyelim. Yani tam olarak 50'ye baktığımız zaman bu kesinlikle admindir arkadaşlar. Çünkü yok, admin değilmiş. Bir dakika, admin'i bir daha bir bakalım, bir dakika. Pardon. O zaman bu da Roblox'ta daha şey yani. Aynen bu, ama bu Roblox'un eski admin de olabilir arkadaşlar. Bir dakika, bu body mi acaba? Hani şey var ya. Yok değil. Bu girdiği şeyler. Bir dakika. Tamam, bu da yeni açılmış. Bu da Roblox'un sahibinin arkadaşlar gibi bir şey olması lazım. Çünkü daha Roblox bu ne zaman açılmış hesap, onu da bakalım. Bakın bu da konuşamadım, kusura bakmayın. Bu da fark ettiyseniz aynı gün açılmış hesap arkadaşlar. Fakat admin yok bunda. Şöyle bir devam edelim. 50'ye baktık. 55'e bakalım bir de. Şuradan hemen 55. 55 yoktur büyük ihtimal, aynen. Böyle 20 var mı, 20? 20 büyük ihtimal yok. Aynen yok. 50 vardı. 100'e bakalım. 100'e baktığımız 100'de yok. Tamam. 101 var mı? Şuradan 101. hesap yani. O da yok. Tamam. 200'e bakalım. Hemen şuradan. Evet, 200 var. Bu kim? Böyle değişik bir şey. Bu kim? Bu ne zaman açılmış? Bu da Nisan'ın 4'ünde açılmış. Bu da 2 ay sonra açılmış yani. Bunun en son girdiği şey yazıyor mu ya? Last online diye. Nerede yazıyordu? Bir yerde yazıyor da neyse. Böyle bir hesap karşıladı. Şimdi bu 200. hesap. Tabii biz milyonları da geçtik tabii normal hesap olarak. Şimdi ben yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Böyle bir sayı verdi. Mesela ben bu sayıya 1 eklesem, şuraya 60 yapsam başka bir hesap denk gelecek. Gördüğünüz gibi geldi bile. Daha yeni açılmış hesap gördüğünüz gibi. Yani bu sırayla gidiyor arkadaşlar. 200. hesap bu da.
Bunu 220 yapsak? Yok. Bunu 300 yapsak? O da yok, tamam. 400. Tamam. Şimdi bir dakika, 500 yapsak? Evet, 500 var. Butterfall diye. Arkadaşlar ben video önce bakmışım, bayağı bir admin bulmuştum öyle. Bir dakika, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir tanesini seçeceğiz. Fark etmez çünkü bize ID'si lazım. Mesela ben bunu seçtim, hiç fark etmez. İstediğini seçebilirsiniz. Yani şöyle götürüp de açabilirsiniz veya mouse'unuzun orta tekerleğin üstüne basabilirsiniz ya da direkt üstüne böyle basabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi şu ismi gerek yok. Onu geçin. Bakın mesela bu katalog olarak bu. Yani bu ne kadar oluyor? 3-3 ayırdığımızda 12 milyon bir dakika 12 milyon 145 145.366. katalogdaki item bu. Bunun birinci kataloğa falan baktığımız hiçbiri çıkmıyor arkadaşlar. Ben 5'e 10 20'ye falan bakmışım. 25'e bakalım. O da yok. Buraya 100 yazdığımız zaman 100 müydü ya? Kaçtı o? 100 olması lazım. Ya da 1000 miydi? Olabilir. 1000 de olabilir. O da değil. 599. Ben yazmıştım ya. Eric'in hesabını bulmuştum. Şöyle bir değişik bir şey, bir dakika göstereceğim. 250, bir dakika. 150. 121. Şimdi bir dakika, benim kafam karıştı. Ben bunu yapmıştım. 50. Kaçıncı hesaptı o ya? Kaç yapalım? 1000 miydi? Aga hatırlıyorum, ben bunu daha demin yaptım. Bir dakika, ben bir geçmişten bakmam lazım. Şu muydu? Bu değildi. Buradan bir yerden bulmuşum arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Şuradan bayağı bir şey yapmıştım tabii. Bir dakika bir dakika. Şu olabilir. Bir dakika, bu değil bu değil. Şimdi bulacağım, bir dakika. Profil bakıyorum hep burada. Bir dakika, şu ne? Bir dakika, bunlar daha yeni. Bir dakika, şimdi 11 falan diyor. Tam bir dakika. Buradan bir yerdeydi. Şuradan. Şu olabilir mi? Ha, aynen, bakın şöyle, bakın bir dakika. Ha. Tamam. Şimdi kataloğa gelmişim, böyle hani 1555 yazmıştım. Enterladığım zaman böyle bir yer çıktı. Yani bu da 1500 yani şeyinci oyun. 15 uf konuşamadım. 1555. oyun. Reference Games şeyiyle yapılmış. RB adam yazıyor. Bastığımız zaman bu da bir admin çıkıyor arkadaşlar. Eri'nin hesabını falan da bulmuşum. Onu da göstereceğim. Tamam, geldi. RB adam çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Bu da admin arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben böyle bir sürü hesap bakmıştım. Fakat fark edersiniz bu bir sürü bir sayı var. Yani bu çok son açılmış hesap. Yani ne zaman açılmış? Şuradan bakalım. 2012'de açılmış. Yani bu da sonradan adminlik başvurusu yapan, bu Roblox'ta çalışan normal bir kişi, yani admin olarak çalışıyor. Böyle CEO gibi büyük bir yetkisi olmayan biri. Ben buradan direkt 1515 mi? Olabilir mi? Bir dakika. Aynen. 1515'te yazdım. Bu sefer de Erik'in Erik'i bilmeyen yoktur zaten. Kendisi ne diyeyim size? CEO'su Roblox'un. Roblox CEO'suydu, yani öldü maalesef. Adminle geçiyor ve 2006'nın 27'sinde, gördüğünüz gibi yani Şubat'ın 27'sinde yapılmış. Yani açılmış bir hesap. Her item var. Her yeni gelen item de hesabına ekleniyor diye biliyorum ben. Baktığımız zaman onun da eşyaları burada. Onların da belli bir sayısı var. Mesela bu kadarınca item. Bu da bu zamanda yapılmış. Erinki 16. hesap diye geçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu 15 yaparsak gelmiyor. Arkadaşlar size anlatmak istedim. Her böyle daha yeni şey olan kişilerin hepsi admin veya eskiden admin olan kişiler. Mesela şöyle bu arkadaşın da itemlarına baktığımız zaman böyle itemler çıkıyor. Fakat ben çok eski bir item bulmuşum böyle bir hesaplarda gezinirken. Bir dakika, şimdi nasıl bulmuşum ben onları, öyle şey yapacağım bir dakika. Böyle sayılar yazarak bulmuştum onları. Ya şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum, yanlış anlamayın. Her hesap için numara ekleniyor. Yeni bir numara ekleniyor. Fakat hepsi sırayla gidiyor. Bu sıraya göre kronolojik sırama gibi bir şey oluyor. Yani bir hesap açtıktan sonra diğer kişi diğer numarayı alıyor. Ondan sonra kişi ondan sonraki numarayı alıyor. Peki Roblox John Doe hacklediyse o zaman Roblox'un eski kurucularından biri olması lazım. Açtığında biliyor olması lazım. Veya bunu önceden planlamış biri olması lazım.
Yani veya Roblox kendi kendini hackliyor gibi bir şey de korkutuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oyuncu da korkutuyormuş gibi bir şey yapmaya da çalışıyor olabilir. Ondan bahsediyorum. Playlist'lere gelelim. Herhangi bir yer açalım mesela. Aynen şöyle bakın. Burada da bir numara yazıyor. Adopt Me'den önce hangi oyun yapılmış? Ben merak ettim. Bir bakayım. Böyle bir yer yapılmış mesela bakın. Bu şekilde zaten bulabilirsiniz mesela daha önce yapılan oyunları falan. Şöyle bir kopyalayayım ben bunu. Tamam. Yapıştırdım. Mesela şimdi ben şunu kopyalayalım. Birinci oyunu ben ona bir bakalım hemen şuradan. Birinci oyun neymiş? Yok. Birinci oyun, ikinci oyun hepsi yok. 100 civarı şeylerde oluyor arkadaşlar. Böyle 100 gibi büyük meblağlarda veya 76, 85 öyle sayılarda oluyor. Hani ilginç sayılarda. Şöyle bir numara yazsam. O da yok. 15-15. 15-15 de yok, tamam. O zaman biz bunu şöyle bir şöyle bir yapsak. O vardır herhalde, var aynen. Yap diye biri, bu kim ya? Bu da yeni olması lazım. Aynen, bu da yeni ve bu bayağı bir zengine benziyor ama takmamış hiçbir şey. Onu anlamadım. Neyse devam edelim biz şey yapmaya. Şuradan bir tane 7'yi silelim. Yok, çıkmadı. Bir dakika, o zaman şöyle bir şey yapalım. 9999. Evet, böyle bir yer, stepeni. Ama hesap gözükmüyor, silinmiş. Evet. Bu kaçıncı hesap olması lazım? O zaman bu bayağı bir yeni bir hesap ya. Çünkü 9999'da. Aynen. Kaldırmış. Sende 80 favori ve 6 tane visit varmış. Bir dakika, şimdi anlamadım. 80 favori, 6 visit nasıl oluyor? Ben onu anlamış değilim. Şu anda normalde bu oyunu yok, favorilebiliyoruz ama ama 6 tane kişi girmiş ve 80 favorisi var. Neyse. Belli başlı yollar da yapmış olabilir. Neyse, biz devam edelim işimize. 13-15 yapıp duruyorum, bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir yer var mı? Yok. Peki bir dakika, ben direkt bunu 9 şey girersem. Şöyle. Yok. Oyunların hepsi kaldırılmış mı? Ben tam anlamış değilim ama hani yok. Bir dakika, Roblox'un yaptığı oyunlarda kaç şey oluyor? Bir dakika, şuradan bir Roblox yazalım. Şuradan bir bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynen. Bir dakika, Roblox'un yaptığı oyun olması lazım yani. Şuradan bir bakalım. Bak şu olabilir. Bu da yeni olabilir. Bu ne zaman? Bak bu bile, bu bile 41 bin bir şey. Yok, 40, 413 milyon da olabilir. 41 milyon da olabilir. Bilmiyorum. Şunlara bir bakacağım bir dakika. Oo bak, bu daha yeni. Bak bu fark edin, çok eski zaten belli şeyinden. Bir dakika. O zaman devam edelim. Bir en şeyi var mı başka? Buradan yeni ne olabilir? Şu olabilir mi acaba ya? Ama bu yeni olmamayabilir. Yok, bu daha yeni. Bir dakika. Tamam. Başka yeni var mı? Bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Yoksa çıkmıyor. 9 yapsak. Bunlar bayağı bir, o zaman oyun için deneme yapmışlar arkadaşlar. Oyunu açmışlar filan. Onun için numaralar yazıyor. Şunu kopyalayacağım bir dakika. Şunu sileyim. Tamam. Şimdi bundan bir önceki oyun neymiş? Bir dakika şöyle bir, hatta 6 yapayım. Onlar çıkmayacak büyük ihtimal. Aa, çıktı. Bu kim? Bu da yeni olması lazım. Oo, bu da bayağı eski. Böyle Cuk diye bir arkadaşı varmış. Ona da bakalım. Kim bu? Aynen böyle biri. Neyse devam ediyorum. Ama bu arada onlar da yeni arkadaşlar. Bu hesaplar da yeni. Ya Roblox'un oyuncuları ya da eski adminleri gibi bir şey arkadaşlar bunlar. Çünkü bu kadar eski olması çok hani, yani şöyle diyeyim. Siz şu anda piyasada milyonlarca oyun var ve siz bunların hepsinin daha adını duymadınız. Hani ve bir de bunlar Roblox yeni çıktığında yapmışlar arkadaşlar. Hani 1-2 ay sonra yapmışlar. Çünkü zaten Roblox hani direkt popüler olan bir şey de değil. Hani siz direkt Roblox'un adını önce oyuna giren bir insan da değilsiniz. Neyse bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Yok aynen. Evet. En fazla buraya kadar var. Burada da 8,2 milyon visit var. Arkadaşlar anlatmak istediğim buydu. Roblox hani, hatta bir dakika şöyle bir yeni bir şey yapalım, mesela başlayalım. Bir dakika. Kaç numara olacağız ve bizden sonra ne zaman hesap açacaklar, ona bakacağım. Hemen şöyle bir şey yapalım.
Hızlı bir şekilde bir dakika. Tamam. Hiçbir zaman hadi. Bir saat deneme maçı yapacağım. Şu anda böyle bekliyor. Yok beklemiyor. Oyuncu şey yapıyor bir dakika. Apple hadi. Şimdi bizim numaramız falan gözükecek. Bekleyin. Tamam. Girdiğimiz zaman şöyle bir. Evet, numaramız gözüktü. Şimdi biz bu numaraya bir tane fazla eklersek bizden sonraki açılacak hesap. Büyük ihtimal yok. Aa, açılmış bile. Evet. Şu anda aktif zaten, gördüğünüz gibi bugün açılmış. Ondan sonraki var mı? Bir dakika, şunu direkt 50 eklesek, 3 sonrası. Oo, o da var. Abo, bunlar bayağı popüler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Anlatmak istediklerim bunlardan, Roblox'taki böyle şeyler yapılabileceği ve Jundu'nun ilk hesaplardan olması. Zaten ikinci ve üçüncü hesaplar Jundu ve Jundu'nun. İlginç yani, Roblox kendisi mi yapıyor yani, başkasının eline mi geçirmiş, tam emin değilim. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle şeylerin daha fazla takipçisi olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimler açarsanız çok memnun, çok mutlu, çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuzda çekilişlerimiz var arkadaşlar. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıda Discord sunucumuz linki var. Ayrıca Roblox veren oyunumuz da yayında. Şu anda açıklamada linki bulunuyor. Hepinizi seviyorum. İkinize bakın. Görüşmek üzere.